Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Everest Rampage serisi KMR1 modelli profesyonel oyuncu klavyesi ve mouse'unu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yeni aldım arkadaşlar klavyeyi. Biliyorsunuz mekanik isimli bir klavye kullanıyordum, KMR10'du sanırsam. Böyle bir klavyeye geçmeye karar verdim arkadaşlar, onu direkt aldığım fiyatı sattım. Şöyle bir klavyeye geçeceğim arkadaşlar. Kutusu üzerinde kendisi ve mouse'u görüyor arkadaşlar. Şurada LED aydınlatmalı, makro tuşlar artı 7 neymiş? 7 de mi yazıyor orada? 7 de 10. mouse falan bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Burada Türkçe işte bunlar ise biliyorsunuz hiçbiriniz okumazsınız. Şöyle bir açalım arkadaşlar kutusunu. Kutusunu açtığımızda arkadaşlar faturası. Biliyorsunuz bunlar sanıklarım bende kalıyor. Bir kullanım kılavuzu. Neler varmış bakalım. Terlimiz bir şeyler işte. Bakalım. Tabii hangimizde okursunuz bunu bilmiyorum ama. Bakın arkadaşlar burada işinize yarayacak bir şey var. Burada makro ayarlarını falan bazı arkadaşlar yapamıyor. Ben de yapamadım. Daha yapmadım daha doğrusu. Bunları burada gösteriyor arkadaşlar nasıl yapacağınızı. Bunu da bir köşeye alalım. İlk mouse'umuzu bir çıkartıp köşeye alalım arkadaşlar bununla. Şöyle kutuyu gönderebiliriz. Tabii çok güzel bir klavye şey, bir ses. Şimdi arkadaşlar klavye bu. Bence güzel bir klavye, malzemesi güzel. Tuş sesleri diğerinde bazen bazen diye sürekli geliyordu. Tık 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 mekanik hisli olduğu için ses çıkartıyordu. Bunda o sesin çıkacağını zannetmiyorum. Sesi çok az çünkü. Hani yaptığımda çok sert vurduğumda bir onun yüzde bir sesi bile çıkmıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Kayda bakalım devam ediyor mu? Ediyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir takalım fişe. USB'ye. Taktığımızda gelen ışık arkadaşlar. Şu an niye yanım sönüyor bu? Neyse yanım sönsün. İlk önce kapatalım arkadaşlar. 3 ışık seçeneği var. Mavi, kırmızı ve mor olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle FN tuşu var burada arkadaşlar. Bununla ışığa bastığınızda nefes alışı. Şöyle gördüğünüz gibi ışık nefes alıyor. Yalnız bir ışık da yapıyor bunu. Bunu kırmızıya geçirseniz kırmızı yanım sönüyor arkadaşlar. Böyle yaptığımızda hepsinin dönmesi lazımdı. FN'e basıp arkadaşlar normal bir ışık moduna alalım. Şu FN'e basıp arkadaşlar şurada pekop ışıkları var. Bunu azaltıp çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar ışıkları. Bir ışıkları kapatıp bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Rampage logosunun ışığı falan hepsi değişiyor. Hemen bir ışığımızı açalım. Ben arkadaşlar klavyeden şu an bir sıkıntı görmedim. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var diye biliyorum. Aldım inceleme biliyorum izlemiştim. Mesela oyun oynarken Euro Truck Simulator'da olsun şeyde olsun şöyle tıkarken böyle direksiyon böyle yapıyor. Yani tam dönüş yapmıyor. Onun bir arkadaş videosunu çekmişti. Ondan öğrenip ben de size bir video çekeceğim bunun için. Bunu şimdilik şöyle bir köşeye alalım arkadaşlar. Sonra bunları bir odaya geçiş yapacağım. Artı şu an bir de mousepad incelemesi yapacağım arkadaşlar. Bunu da bir takalım. Bu da arkadaşlar böyle bir mouse. Bu da yanında gönderdikleri bir mouse arkadaşlar. Bunun DPI'ni tam bilmiyorum ama 7 3 ayarlı en fazla 1600 filandır. Böyle bir mouse arkadaşlar. Aynı şekilde Rampage logosu biraz sıkıntılı herhalde bunun. Ama sorun değil o. Silinebilip geçebilecek şeylerde. Burada DPI tuşu var arkadaşlar. DPI tuşunun renkleri değişiyor ya, lakin burası değişmiyor.
Şey, değişse güzel olurdu. Burada hangi renkler var? Kırmızı var. Pembe var. Kırmızı, mavi, pembe. Bu renkler var arkadaşlar. 3 tipi demek ki ayarları. Artı burada fazladan koymuş 2 tuş var. Toplam 7 tuş var arkadaşlar içinde. Bunu da böyle bir dışarı bırakalım. Şu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir mouse pad'im var. Bunu da 37 milyona falan almış olmam lazım. Adı sonun arkadaşlar. Gene bir Rampage ürünü. Profesyonel gaming mouse pad arkadaşlar bu da. Bunun da böyle bir kutusu var arkadaşlar. Eskiden hatırlarsanız şeyler var. Satranç kutularına benziyor arkadaşlar kutusu. Şöyle mouse pad'in kutusunu kapatalım. Şöyle bir mouse pad arkadaşlar. Ölçülerine bakacağım arkadaşlar. Ölçüleri ne kadar? Metrem hemen burada. Çünkü merak ediyorum ölçülerini. Şöyle bir ölçersek 27-27 herhalde. Yok. 27-31 çok güzel bir genel bir rakamı tutturmuşlar. Buradan hadi sonra alkışlıyorum. Şeyine bakalım. Sıkıntı yok. DP ayarlarında bakalım. Aynen çok güzel. Neyse arkadaşlar ben şimdi bunları bir montaj bölümüne geçiyorum. Hemen geliyorum. Şimdi montaj işine geçiyoruz arkadaşlar. Kablolarımız böyle arkadaşlar. Kablolar gayet sağlam bir iple, ip deniyor herhalde buna. İp yoluyla güzel yapılmış arkadaşlar. Benim burada bir kanalım var arkadaşlar bu kabloları için temin ettiğim. Şöyle bu kabloları bir açalım şuradan. Bağlamışlar çok güzel bir şekilde. Bu arada arkadaşlar Gebze Vatan Mikser çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir sorunum vardı arkadaşlar. Benim 140 TL'm vardı ve 147 TL 7 TL işte bir eksiğim vardı ve bunu indirim yoluyla tamamladılar. Bu Vatan Mikser ailesine çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben şu mikser en iyisi bir kapatayım. Arkadaş bir kapatsın öyle bir yerleştirme yapacağım. Şu bassın ses çıkartacak elektrik almayı için. Tamam bunları da kısalım. Kablonun düzenli olmalı bir açısı bence arkadaşlar. Çünkü sonra sıkıntı çıkartabiliyoruz. Moralinizi bozuyor diyelim. Bizzat moralimi bozuyor kablolar. Şöyle bir kablo kanalından geçiyorum arkadaşlar. Benim bu kablomun teki burada olacak. O yüzden buraya getirdim bir tanesini. Kablo şu an görünmeyecek. Şöyle. Bunu da açalım arkadaşlar. Tabi içeriden kapı sesleri geliyor olabilir, kusura bakmayın. Bunu da açalım. Bundan önce XCD kullanıyordum arkadaşlar hatırlıyorsanız. XCD'ye karşı bu çok hafif. XCD bayağı ağırdı. Belki ona geri dönme şansım bile var. Büyük ihtimalle de yeni bir mouse almayı planlıyorum. Şöyle fazla da buraya bırakıp arkadaşlar şu kabloyu şuradan tekrar geçirerek bunun kapağını takacağız. Şöyle. Tamam, kapağı taktık ve şimdi bilgisayara getirebiliriz. Şimdi şöyle bir sorunum var arkadaşlar. Bunu benim biraz bu tarafa kaydırmam lazım. Ama neden kaydırmam lazım? Tamam, kaydırdık. Burada bir yerim açıldı. Hemen şunu şöyle bırakacağım. Bunu biraz daha geri çekmem lazım. Çok güzel. Biraz daha böyle. Az daha gelmem lazım. Çünkü sığmıyor buraya arkadaş. Şöyle yapalım. Benim bir an önce HDMI kablo almam lazım. Bunun farkına şimdi vardım. Monitörüm HDMI desteklemiyor. Ondan dolayı almadım arkadaşlar bu zamana kadar.
sorabilirsiniz. 10 taktık, 10 taktık. Tamam, bir işlem şey kaldı. O da zaten boş. Şöyle şunu alttan şöyle birazcık. İnşallah kamerada sıkıntı çıkartmaz. Şunu şöyle alabilir miyiz? Kablo kanalını buradan kaldırmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için bir düz tornavida yardım alabiliriz. Şöyle düz tornavida. İnşallah iz bırakmaz. İz kalmadı ama orada biraz yapışkan kaldı. Onda sorun olmaz. Şöyle tekrar yapıyorum. Of, işte sıkıntı. Ne kadar kablom varsa o kadar sıkıntım var. Tekrardan şu kapağı kapatacağım. Kapansana evladım. Her şeyimiz takılı şu an. Şunları şurada alalım. Heh. Tamam. Şu alttaki yerler tutmuyor. Çok güzel. Şunu biraz daha ileri itersem gider mi? Gitmesi lazım. Şimdi bilgisayarımızı açalım. Bismillah. SSD'nin faydaları hemen açılıyor. Benim bir de bilgisayarı format atmam lazım. Kesinlikle. Yani performans açısından bir sıkıntım yok ama. Bakalım. Bu niye sallanıyor ya? Neyse. Performans açısından bir sıkıntım yok yalnız. Doldu. Bir şey diyemiyorum. Neyse arkadaşlar, daha çok böyle videolar istiyorsanız videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar dilerim.